Sayın Ardından Serdar Ortaç'la bayramlaşıyoruz. Abi ne diyeyim, her zaman barış, huzur diyorum, mutluluk diyorum. Serdar Ortaç'a bu bayramda dinlenmek yok. Ancak eşi Chloe arkadaşlarıyla ufak bir kaçamak yapmış sanırız. O Girit'e gitti, Yunan adasına. Şimdi moda ya, herkes oralara gidiyor. Ben Çeşme'ye gittim. O da Çeşme'ye geldi bir hafta benimle. Sonra 3 gün arkadaşları toplanmış, İrlandalılar orada. Onların klasik yeriymiş. Oraya yolladım. Kız kıza eğlendiler, 8-10 kişi. Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Serdar Ortaç ne zaman baba olacağını açıkladı. Kalmadı halime, havalı yarın sevdiğini göreyim. Ve yılan hikayesine dönen bebek meselesi. Serdar Ortaç anlatıyor, gazeteler yazıyor ama bu konu hiç kapanmıyor. Ancak Serdar Ortaç ilk kez baba olmak konusunda bu kadar net konuşuyor. Biz hanımla konuştuk. Yani bir iki sene daha yapmayacağız çocuk. Vallahi karar verdik. Daha önce de söyledim. Yani zor ikna edildiniz mi bu konuda? Yok abi, mantıklı şeyler söyledi. Ben de mantıklı şeyler düşündüm. Yani şu anki hayatımızda çocuğa adapte olmalıyız. Kendimizi ona adamalıyız. Şimdi ben başıma, üstüme bakıyorum. O kendi derdine bakıyor. Yani çocuğa vakit ayıramam. Ama bebeğim olsun, olacak yani. Sözlerinize bakılırsa son derece iyi bir baba olacağınız şimdiden belli Serdar Bey. Ben iyi baba olurum abi. Yani her şeyini ben yaparım valla, hanıma bırakmam yani. Ve sahne vakti. İğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık var Kıbrıs'ta yine. Kendisini izlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da var. Bu arada annem aramızda. Bak, Nesrin Ortaç burada bütün güzelliği ve endamıyla. Nesrin Ortaç, çok güzelsin be anne be. Eskiler yeniler aynı sahnede buluşuyor. Serdar Ortaç en güzel şarkılarını Kıbrıslılar için seslendiriyor. Kimse sana canım, gücüm, balım demesin.